Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. B. Taşkınlığın zararları. Şehadet ileride belirteceğimiz gibi ancak bazı yerlerde bizzat maksat niteliğinde olabilir. Çünkü şehadet dini yüceltmek için arzu edilir. Bu nedenle bizzat şehitliğin kendisi hedef olmamakla beraber kişinin savaşta kendini şehit olmak için şartlandırmasında ise bir sakınca yoktur. Çünkü hedef dinin yüceltilmesidir. Ancak düşmana vereceği büyük zararı göz ardı ederek sırf şehit olmak için savaşa dalmak da doğru değildir. Bunun delilleri ise şunlardır. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa işte o Allah yolundadır buyruğu. Burada cihatta asıl maksadın şehadet değil Allah'ın sözünün yüceltilmesi olduğu bildirilmektedir. Ki zaten şehadetin gelip gelmemesi Rabbimizin elinde olan bir şeydir. Gelirse de ancak Allah'ın seçtiği kullara gelecektir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur. Ve sizden şehitler seçer. 2. Allah-u Teala şöyle buyurur. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkası sebebiyle sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Kafirlerin kuvvetinin defedilmesi için cihat emredilmektedir. Allah Subhanahu ve Teala kafirlerin fitnesini defetmek ve Allah'ın dininin hakimiyeti uğruna savaşmamızı emretmektedir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yine Allah Subhanahu ve Teala kafirleri kahretmesi için bize cihada emretmiştir. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun gönüllerini ferahlatsın. Yine Rabbimiz cihattaki gayenin dinin açığa çıkarılması olduğunu şu ayette belirtmektedir. O Allah müşriklerden hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Dolayısıyla cihadın asıl gayesi dinin yüceltilmesidir. Bunu belirtmekteki maksadımız ise kimi Müslümanlarda ortaya çıkan taşkınlığı önlemek ve onları orta yola sevk etmektir. Onları korkaklık ile taşkınlık arasında bulunan cesaret çizgisinde tutmaktır. Taşkınlık, düşmana verilebilecek zararın ve durumların hesap edilmeden sırf şehadet için savaşa atılmaktır. Bu, Asım bin Sabit'in seriyesinde meydana geldiği gibi, düşman tarafından kuşatılan ve esir düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalanların öldürülünceye kadar savaşması gibi bazı yerlerde caiz ise de savaşmaktaki asıl amaç bu değildir. Savaşta şehadet bizzat hedef olmuş olsaydı taktik gereği bir gruptan başka bir gruba intikal etmek ve savaş pozisyonu almak için düşmanın önünden kaçmak caiz olmazdı. Tamam et. Allah-u Teala şöyle buyurur. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasına düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Savaşta göz önünde bulundurulması gereken prensiplerden biri de askeri bir yarar olmayan yerlerde Müslümanların kuvvetini korumaya özen göstermek ve onları tehlikeye maruz bırakmamaktır. Bu nedenle tek başına olan Müslümanın 3 ve daha fazla sayıdaki kafirden kaçması caiz görülmüştür. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Kim 2 kişiden kaçarsa kaçmış olur. Ancak kim 3 kişiden kaçarsa kurtulmuş olur. Ömer İbn-i Hattab Sa'd bin Ebi Vakkas'a yazdığı mektupta şöyle der. Yenilgi, kaybolma veya düşman tarafından öldürüleceklerinden endişe ettiğin zaman bu tehlikelerin söz konusu olduğu herhangi bir yere seriye veya gözcüler gönderme. Bütün bunlar Müslümanların kuvvetini korumanın önemli bir prensip olduğunu gösterir. Tamam. Şimdi burada şeyhin anlatmak istediği şey şu. Normalde şöyle bir giriş olarak söyleyelim. Mesela diyelim ki İslam'da bir tane hüküm var ve bu hükmün içerisinde bir takım gayeler var veya bu hükmün içerisinde bir takım sebepler var. Şimdi bu sebeplerin ve gayelerin karıştırılması veyahut da en esas olanın arka plana atılıp esas olmayanın ön plana çekilmesi bu o işin fesada uğraması anlamına gelir. Mesela bir örnek verelim. Örneğin namaz. Biz namazı niye kılıyoruz? Mesela biri bize dese ki biz namazı niye kılıyoruz? Yani namaz kılmaktaki sebep nedir desek nasıl bir cevap vereceğiz? Namaz kılmanın yani sebep ve hikmetlerinden birçok şey vardır. Bunlardan mesela bazıları örneğin. 1. Biz namazı Allah Azze ve Celle bize emrettiğinden dolayı taabbuden kılıyoruz. Bu 1. 2. Biz namazı bir Müslümanın günde Allah Azze ve Celle'yi
5 kere hatırlayıp gafletinden kurtulması için kılıyoruz. Mesela 2. Biz namazı Müslümana düzen öğretmek için, hem hayatını, vaktini tanzim etmek için, hem de toplumsal anlamda belli, yani belli hareketlerle, belli zamanlarda, belli bir şahsın arkasında hareket etmeyi öğrenmesi için biz namaz kılıyoruz. Şimdi bunlar hepsi namazın hikmetleri ve sebepleri mi? Namazın hikmetleri ve sebepleri. Peki şimdi şöyle bir şey yaptığımızı düşünün. Mesela bunlardan en asıl olan hangisi? En asıl olan. Bu üç tane mesela. Biz şu anda üç tane saydık. Daha başka da var. Bizim bildiğimiz diyelim üç tane var. Bunlardan en asıl olan hangisi? Nasıl? Taabbuden kılıyoruz. Öyle değil mi? En asıl olan bu. Yani diğerlerini bilsek veya bilmesek biz namazı ne olarak kılıyoruz? Taabbuden kılıyoruz. Ama diğerleri de namazın neyidir? Diğerleri de namazın hikmetlerinden ve gayelerindendir. Şimdi bir adam bu birinci gayeyi ihmal edip dese ki namazı biz niye kılıyoruz? Allah Azze ve Celle'yi hatırlamak için kılıyoruz dese. Bir asır, iki asır. Ondan sonra şöyle biri çıkabilir mi ortaya? O zaman namazı sırf Allah'ı hatırlamak için kılıyorsak, onun yerine mesela artık zaman değişti, vakit sıkıntısı var, insanlar çalışıyorlar, namazla bir problem. Günde 5 kere, 100'er defa Allah'ı zikredelim, Allah'ı öyle hatırlayalım. Denebilir mi? Denebilir. Neden? Asıl gaye ihmal edildiği zaman, ikincil veya üçüncül hikmet veya ikincil veya üçüncü sırada gelen gayeler asıl yerine geçtiği zaman o amel ne olur? O amel fesada uğrar. Ha cihat da aynı bunun gibidir. Tamam. Normalde cihattaki asıl gaye nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzünde yüceltmek demektir. Başka bir deyimle, yeryüzünde şirk kalmayıncaya ve hakimiyet Allah Azze ve Celle insanlar tarafından verilinceye kadar Allah için cihat etmektir. Başka? Şehadeti elde etmektir. Başka? Zaferi elde etmektir. Başka? Ganimet elde etmektir. Başka? İzzet sahibi olmaktır. Bak bunlar hepsi cihadın gayeleri arasında olabilir. Öyle mi? Ama bunların içinden asıl gaye hangisidir? Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzünde yüce olsun diye. Şimdi bu asıl gaye iptal edilip bunun yerine ikincil veya üçüncü sırada olan gayeler geçirilirse o zaman bu amel bir şekilde fesada uğrar. Yani ya teoride fesada uğrar, ya menheşte fesada uğrar veyahut da pratikte ne yapar? Veyahut da pratikte fesada uğrar. Ama bir şekilde ne yapar? Bir şekilde fesada uğrar. İşte şeyhin anlatmak istediği şey bu. Yani normalde şehadet cihadın gayelerinden biri olabilir. Yani kişi şehadeti arzulayabilir. Hatta her Müslümanın da şehadeti arzulaması lazım. Ama şehadet asıl gaye değildir. Yani cihattan asıl kasıt şehadet değildir. Şayet bir topluluk menheş noktasında böyle bir probleme düşerse ve asıl olaraktan adam eğer cihadın gayesi olarak şehadeti görürse, yani şehit olalım, şehit olalım, şehit olalım derse, bu neye sebebiyet verir? Nasıl bir bozulma olabilir mesela? Yani dedi ki her asıl gayeden sapma beraberinde mutlaka bir bozulma getirir. O ameli ifsad eder. Mesela cihat amelini nasıl ifsad edebilir? Ordunun düzeni bozulur. Nasıl? Ordunun bir, gayesi şehadet olan adam her safın içerisinde savaşır. Gayesi şehadet olan bir adam her safın ve her bayrağın altında savaşır. Neden? Çünkü adamın gayesi Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak olmadığından dolayı. Öyle mi? Adamın akidesine ve menhecine bakmaz. Onu o gayeye ulaştıracak olan her şeyde ne yapabilir? Her şeyde savaşabilir. Bak bu amel bu yönden fesada uğrar. Mesela örnek, tabi yanlış bayrağın altında savaşırsa da şehit olmaz. Boş yere ölmüş olur. Şimdi diyelim ki ben bu meselede tam İslam'ın öngördüğü şekilde inanıyorum. Yani ben diyorum ki cihat mesela asıl gayesi yeryüzünde Allah'ın dinine hakim kılmaktır. Sonra bir de ben şehit olmak da istiyorum. Mesela böyle düşünün olayı. Ben şimdi birileriyle beraber cihat edeceğim. Cihat tek başına yapılacak bir amel değil. Ben birileriyle beraber cihat edeceğim. İlk neye bakarım? Beraber cihat edeceğim insanlara bakarım. Onların da gayesi ve itikadı yeryüzünde şirki ortadan kaldırıp hakimiyeti Allah'a vermek midir? Değil midir? Mesela bu bağlamda bakarım. Örneğin Hamas'ın yanında savaşır mıyım? Savaşmam. Niye? Hamas zaten hakimiyeti Allah'tan alıp beşere veren gruplardan bir grup. Tamam, kendince Allah yolunda cihat ediyor ama ben gidip Hamas'la beraber savaşmam. Neden? Çünkü Hamas demokratik bir yapıya sahip.
Öyle mi? Bak benim ilk şartımla ama şehitliğe ulaştırabilir beni. Ganimete ulaştırabilir beni. Öyle mi? Yeryüzünde izzete ulaştırabilir beni mesela. Belli bir makam mevki bana getirebilir Müslümanlar adına. Ama bak ben asıl gaye ne? Asıl gaye yeryüzünde şirkin kalkması, hakimiyetin Allah. Beni buraya ulaştıramaz. Ondan dolayı ben bu adamların yanında ne yapmam? Ondan dolayı ben bu adamların yanında savaşmam. Bunu bilmeyen adam, yani şehadeti asıl gaye yapan adamın birinci sapacağı nokta neresidir? Kiminle beraber savaşacağı belli değildir. Yani her cihat narası atan adam, itikadı ne olursa olsun, adam çok rahat bir şekilde gidip onun yanında ne yapabilir? Savaşabilir. İkinci zararı nedir? Bunu ameli ne yönden fesada uğratır? Cihat, insanları öldürmek için veya Müslümanların kanını akıtmak için meşru kılınmış olan bir eylem değildir. Cihat, yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olması ve Müslümanların rahat bir şekilde Allah'a ibadet etmesi için meşru kılınmış olan bir ameldir. Şehadeti asıl gaye yapan bir adam, taşkınlığından dolayı olmadık yerlerde Müslümanların kanını ne yapabilir? Dökebilir, Müslüman topluluğu heder edebilir. Şayet şehadet asıl gaye olmuş olsaydı, Peygamberimiz Mekke'de sabretmez, sahabeyi ne yapardı? Sahabeyi düşmanın üzerine salardı. Öyle mi? Daha henüz belli bir kuvvete ulaşmadan önce Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyi düşmanın üzerine salardı. Düşman da sahabeyi şehit ederdi. Öyle mi? Ama ne yapıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Sabrediyor, erteliyor, insanları yetiştiriyor. Belli bir kuvvete ulaştıktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Belli bir kuvvete ulaştıktan sonra Peygamberimiz cihad ediyor aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı bunu bilmeyen bir adam Müslümanlara zarar getirir mi, getirmez mi? Yapacağımız işin maslahat boyutu var mıdır, yok mudur? Müslümanlara ve ümmete bunun zararı nedir, değildir? Hesaba katmadan direkt cihat ameliyesini ne yapar? Gerçekleştirir. Belki toplumların helak olmasına sebebiyet verir. Niye? Çünkü adamın mantığındaki temel şey nedir? Şehadettir. Şehadete bizi her türlü şey ulaştırabilir. Yani yapılabilecek her türlü olay insanı şehadete ulaştırabilir. Ama bunu bilmezse bir adam asıl gaye şehit olmak değildir. Asıl gaye budur. Bunlar ikinci, üçüncü gayeler olabilir ancak. Asıl gaye hiçbir zaman ne yapılmamalıdır? İhmal edilmemelidir. Şimdi günümüzdeki çok ciddi problemlerden bir tanesi, yani hani itikaden veyahut da menhecen değil de izlediği CD'lerin etkisiyle cihadı seven veyahut da cihad etmek gerektiğine inanan insanların en büyük problemlerden bir tanesi budur. Yani en büyük problemlerinden bir tanesi cihadı şehadetle denk gördüğünden dolayı adam, yani şehit olayım da hani ne olursa olsun dediğinden dolayı adam, hem hangi orduda savaştığı, kiminle beraber savaştığı belli değildir. Her onu bu gayeye ulaştıracak toplumda yer alabilir bu adam. Hem de Müslümanlara gelecek zararı ve maslahatı hiçbir zaman düşünmez. Çünkü onun için asıl gaye nedir? Onun için asıl gaye ölmektir veyahut da şehit olmaktır. Bunun en büyük zararı nedir? En büyük zararı budur. Evet, okuyalım, devam edelim. Ancak bazı durumlar bunun dışındadır. Mesela kişi şehit olmak için öne atılabilir. Bu kendini tehlikeye atmak olarak nitelenmez. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetinin tefsiriyle ilgili olarak Ebu Eyyub ve Bera'dan aktarılan hadiste bu belirtilmektedir. Böyle bir şey fert için caiz olsa da yukarıda açıkladığımız sebeplere binaen toplu halde bunu yapmak caiz değildir. Aynı şekilde düşman karşısında ister sebat gösterilsin, ister kaçılsın, her iki durumda da ölmekten kurtuluş olmadığında sebat etmek en iyisidir. Ameli bakımdan şunu söylememiz mümkündür ki Müslüman herhangi bir cihat amelini bu amelin neticesine ve bu amel esnasında kendine gelebilecek musibetlere bakmadan şu dört şartı binaen yerine getirilebilir. Yani bu toplu olaraktan hani zararı ve faydayı düşünmeden herkesi işte ateş şehadete veyahut da ölüme götürmek caiz değildir dedik ya. Bu ferdi anlamda olmaz diye bir şey yok. Mesela bir Müslüman savaş esnasında sahabenin yaptığı gibi karşı taraftaki orduya korku salmak için ordunun içerisine ne yapabilir? Ordunun içerisine atıyla dalabilir. Bu ne yapar? Bu düşman ordularını yarar. Yani saflarını yarar. Bir anlık bir panik oluşturur. Ondan sonra Müslümanlar saldırabilir. Bu ölüme atılmaktır. Mesela hani bu şekil bir hamle insanın kendini ölüme atmasıdır. Ki siyeri okuduğumuz zaman buna dair birçok örnek ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hatta biliyorsunuz bir tane sahabe bunu yaptığı zaman sahabeler dediler ki Subhanallah. Kendi eliyle kendini tehlikeye attı. Ayet-i kerimede Allah diyor ya وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diye. Ebu Eyyub el-Ensari hemen ne yaptı? Müdahale etti. Ey kavim dedi, Allah'tan korkun. Bu ayet
böyle bir şey için inmedi. Bu ayet niye indi? Cihattan kaçınmayın. Hah. Biz ensar olarak dedik ki artık yeter. Yeterince peygamberle beraber cihad ettik. Biraz da başkaları cihad etsin. Biz malımızı, mülkümüzü, bahçemizi ıslah edelim. Onunla ilgilenelim dedik. Allah azze ve celle bize bu ayeti indirdi. Yani cihada atılanlara değil de cihattan geri kalmak suretiyle kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayın. Mealinde Ebu Eyyub'ül Ensar'ı ne yapıyor? Sahabeyi uyarıyor. Yani ferdi anlamda bir insan belli başlı gayeler gözeterek kendini şehadet için öne atabilir. Şeye atabilir, ölüme atabilir. Veya diyelim ki Müslümanların hiç kaçacak hiçbir şey olmadı. Yani ya kafirlerin eline esir düşecekler veyahut da işte şehit olacaklar. Kaçabilirler. Öyle değil mi? Diyelim ki kaçacak bir şey de kalmadı. Kimisi teslim olup esir de olabilir. Yani bu da caiz. Kimisi de savaşıp ne yapabilir? Ölebilir. Ölümü bile bile bunlarla savaşabilir. Buna örnek tarzdan yukarıda geçtiği gibi Asım bin Sabit'in serigesi. Asım bin Sabit'in kıssasını biliyor musunuz? Bilen var mı? Nasıl? Hı. Nasıldı? Bir kavim peygamberimizin yanına gelir, kendisine davetçi göstermesi, göndermesini ve dini öğrenmelerini istiyorlar. Yok. Şimdi peygamberimiz belli bir mıntıkaya sahabe gönderiyor. Asım bin Sabit'in şeyinde, kontrolünde bir grup sahabe yolluyor. Bu sahabeler gittikleri zaman belli bir yere ulaştıklarında Huzeyl kabilesi bunların geldiğini duyuyor. Yani peygamberin sahabesinin geldiğini duyuyor. 200 kişiye yakın bir süvari bunların üzerine gönderiyorlar. Tabi bunlar da sahabenin yanına geldikleri zaman işte aşağıda duruyorlar. Diyorlar ki gelin. Yani gelin teslim olun, size affederim. Asım bin Sabit diyor ki ben hiçbir kafirin zimmetine inmem. Yani ben hiçbir kafirin korunması altına girmem diyor. Savaşıyorlar, bunlar şehit oluyorlar. En son 3 tane sahabe kalıyor. Bu üçü de diyor tamam biz hani teslim olacağız. Aşağıya iniyorlar. Teslim diyorlar, gelin sizi öldürmeyeceğiz, serbest bırakacağız. Üçünü aldıkları zaman hemen bunları bağlamaya başlıyorlar. Ellerini ayaklarını bağlayınca 3 sahabeden bir tanesi diyor ki ben daha siz ilk baştan hıyanet ettiniz zaten. Allah bilir bundan sonra bize ne yapacaksınız. Ben gelmem diyor. Bunlar sürüklüyorlar, bu gitmiyor. Bunlar sürüklüyorlar, bu gitmiyor. Bakıyorlar yok gelecek gibi de şey de diyorlar orada. İşte Hubeyb ile Zeyd'i de götürüp şeye satıyorlar. Mekkelilere satıyorlar. İşte o meşhur sahabe kucağına çocuğu alıyor. Elinde işte ustura var. Çocuğu kesmiyor. Vesaire üzüm olmayan bir zamanda üzüm keramet olarak yiyor. Sen Muhammed'in senin yerinde olmasını ister miydin falan. Vallahi Muhammed'in ayağına bir diken bassın istemem. Diyen kısa bu kısa. Mesela böyle bir durumda sahabe her halükarda ya esir olacak ya da öldürülecek. Neyi seçmişler mesela? Birçoğu ölümü seçmişler. Bir kısmı da teslim olmayı seçmişler. İkisi de bunların yapılabilir böyle özel durumlarda. Ama eftar olan nedir? Eftar olan kişinin sebat edip ölümünü yapmasıdır. Ölümü tercih etmesidir. Niye? Çünkü esir düşen bir insan dininden emin olmayabilir. Yani karşı taraf onu dininde fitneye düşürüp onu dininden döndürmek için elinden gelen her şeyi yapabilir. Veyahut da yakalandığı zaman vermemesi gereken bir bilgiyi verip de Müslümanlara zarar verebilir. Bundan dolayı nedir? Esas olan veyahut da en eftal olan kişinin ne yapmasıdır? Kişinin sebat gösterip gerekirse ölümü tercih etmesidir. Cihat ameliyesini gerçekleştirebilmek için 4 tane madde söyleyecek şeyh. Şimdi onlara bakalım. Evet, 1. 1. Yapılacak cihat amelinin hükmünün bilinmesi gerekir. Bu ise düşmanın durumu ve Allah-u Teala'nın bunun ile ilgili hükmünün bilinmesiyle olur. Bu bilginin elde edilmesi ve öğrenilmesi Müslüman fert için vacip hükmündedir. Şimdi normalde her işten önce, yani cihattan önce değil de bir kaide olaraktan bir Müslümanın onun hükmünü bilmesi lazım. Yani bu farz mıdır, sünnet midir, biz bunu yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, Peygamberimiz bunu yapmışsa ne şekilde yapmıştır, bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Bu ne olursa olsun, ticaret, namaz, fıkıh, ahkam. Niye? Mesela İmam Bukhari sahihinde ne bab atmıştı? Demiştik bab neydi, kim söyleyecek, hatırlayan var mı? El ilmu qabla'l kavli ve'l amel. Amelden önce ve sözden önce ne babı? İlim babı. Demiştik buna hangi ayetle istişare etmişti? Fe'alem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahların için Allah'tan neyse istiğfar iste. Şimdi la ilahe illallah gibi bir meselede bile Allah azze ve celle kelime-i tevhidin öncesine ne şartı getirmiştir? İlim şartı getirmiştir. Fe'alem, bil ki
Allah azze ve celle'den başka ne yoktur? İlah yoktur. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte bazı alimler tüm yollarıyla beraber hadisi kabul etmişlerdir. Ne diyordu? Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime. İlim talebi her Müslümanın üzerine ve Müslüman kadının üzerine nedir? Farzdır. Yani hadis parça parça senetlerinde problem var. Lakin hepsini bir araya topladığında bazı alimler bu hadisi hüccet olarak kabul etmişler. Ne demek bu? Yani her Müslümanın kendine yetecek kadar bilgiye ne olması lazım? Kendine yetecek kadar bilgiye mutlaka sahip olması lazım. Cihat da şer'i hükümlerden bir hüküm müdür? Evet, cihat da şer'i hükümlerden bir hükümdür. O zaman her Müslümanın cihadın şer'i boyutunu bilecek kadar ilme sahip olması lazım. Yani bunun için ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok ha. Bunun için işte yüzlerce ayet, yüzlerce hadis bilmeye gerek yok ha. Cihat nedir? Yani ne için cihad edilir? Cihattaki gaye nedir? Cihadın hükmü nedir? Ve Peygamberimiz yapmışsa cihadı ne şekilde yapmıştır? Yani birer kelimeyle dahi olsa şeriatın bu konudaki hükmünü bilmesi kişiye yeterlidir. Yoksa bazılarının anladığı gibi hani cihadı işte önce hele sen bir şeriatı bir oku, bir güzelce bil, bir bilmem şunu yap, bir bilmem bunu yap falan. Bu değil ha. Yani cihad etmek için alim olmaya gerek yok. Çünkü Bilal cihad ettiği zaman Peygamberimizin sahabesi bildiği ilim kelimelerden ibaretti. Öyle değil mi? Ama bu ilmiyle, bu bilgisiyle cihad etti mesela. Ve sahabenin birçoğu Peygamberimiz vefat ettikten sonra ilim öğrendiler. Yani artık Müslümanlar kuvvet bulup hani öyle o cihat günleri azaldığı veyahut da bir takım insanın çıkmasının yeterli olduğu dönemlerde dönüp çocuklardan ilim öğrendiler. İbni Abbas'tan ilim öğrendiler mesela. Yani büyük büyük sahabeler, koca koca sahabeler İbni Abbas'tan ilim öğreniyorlardı. Niye? Çünkü Peygamberimiz döneminde oradan oraya, oradan oraya cihat için bu insanlar ne yaptılar? Cihat için koşturdular. Yani bu anlamda ilim cihat için şart değil. Burada kastedilen ilim ne? Hani bazı sapıklar çünkü bu noktayı saptırıyorlar. Her ferdin cihat etmesi için neredeyse şer'i ilmi baştan sona bitirmiş olması lazım gibi bir mantıkları var. Aslında buradan gaye nedir? Cihadı iptal etmektir. Yani herkes ilim öğrenemeyeceğine göre cihadı ne yapmaktır? İptal etmektir. Burada kasıt ne? Her insanın bu saydığımız yani kendine yetecek kadar çok basit birer kelimeyle dahi olsa cihadın şer'i hükmünü bilmesidir, bu kadar yani. Yoksa hani şer'i ilmi komple okumak değildir. Evet. 2. Cihat amelinin beraber ya da bizzat emri altında yapılacağı grubun menhecinin bilinmesi gerekir. Düşmanın kafir olması ve kendisine karşı savaş açılmasını hak ediyor olması yeterli değildir. Bilakis eğer bu düşmana karşı bir taife altında savaşılacaksa bu taifenin çizgisinin İslam'a uygunluğunun bilinmesi gerekir. İslam'a uygunluktan kasıt ise demokrasi, İslam ile beraber kafirlerin de katılacağı ortak bir konfederasyon veya buna benzer küfür sistemleriyle karışmamış saf İslam olmasıdır. Eğer bu taife demokratik İslam veya ortak bir konfederasyon altında İslam devleti kurmak için çalıştıklarını söylüyorsa bu çizgi İslam üzere değildir. Çünkü İslam tek başına yeterli ve tam bir nizamdır. Allah-u Teala şöyle buyurur: bugün size dininizi tamamladım. Dolayısıyla İslam'ın bu beşeri sistemlerin hiçbirine ihtiyacı yoktur. Ve kim İslam ile bu sistemleri birleştirmeye çalışırsa İslam'ın eksik ve dolayısıyla da bu sistemlere ihtiyacının olduğunu söylemiş olur. Bu ise küfürdür. Çünkü Allah-u Teala'nın bugün istediğiniz tamamladım buyruğunu yalanlamaktır. İslam ile diğer küfür sistemlerini karıştıran bir taife altında savaş amelini yerine getirmek caiz değildir. Çünkü böyle bir çizgiyi taşıyan taife altında savaşmak bu taifenin İslam olmayan hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak demektir. Bu ise yapılan ameli Allah yolunda olmaktan çıkarır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa o Allah yolundadır. Evet. Bu da nedir? Bu da ikincisi, yani kişinin cihadın ahkamını bildikten sonra, şer'i ahkamını, ondan sonra kişinin kimin ile beraber veya hangi bayrak altında, hangi çatı altında savaşacaksa o çatının neyini bilmesi lazım? Menhecini bilmesi lazım. Eğer şöyle mesela bir taksimata gidebiliriz. Normalde olması gereken ne? Normalde olması gereken tevhid akidesi üzerine olup amellerinde bid'at olmayan ehli sünnet üzere olan insanlarla beraber ne yapmaktır? Cihad etmektir. Yani normalde bir Müslümanın üzerine farz olan şey nedir? Farz olan şey tevhid üzere olup amellerinde bid'at olmayan, itikadi ve ameli olarak sünnet üzere olan insanlarla beraber ne yapmaktır? Cihad etmektir. Tabii bu her zaman için geçerli değildir. Mesela diyelim ki bazı durumlarda, örneğin ne gibi durumlarda? Savaşacak taifeler arasında böyle bir taife varsa
Müslümanın gidip başka bir taifeyi kuvvetlendirmesi veyahut da başka bir taifenin karartısını çoğaltması Müslüman için nedir? Müslüman için haramdır. Lakin bazen öyle durumlar olabilir ki, öyle sıkıntılar, öyle problemler olabilir ki insan bidat ehliyle bile savaşabilir. Yani bidat ehlinin çatısının altında bile savaşabilir. Ne gibi? Mutlak küfür Müslümanlara saldırmıştır. Müslümanların da ancak yani yapabilecekleri, yani savunma cihadı yapıyorlardır Müslümanlar. Ve savaşabilecekleri tek ortam bidat ehlinin ortamıdır. Yani ameli olaraktan problem yaşayan insanların ortamıdır. Veya itikatlarında onları küfre götürmeyen bir takım bidatler vardır. Müslüman bunlarla zarureten ne yapabilir? Bunlarla beraber savaşabilir. Neden? Büyük zararı def etmek için küçük zararı şey yapmaktır bu. Küçük zararı taşımaktır bu. Büyük zararı, yani mutlak küfrü def etmek için küçük zararı ne yapmaktır? Küçük zararı şey yapmaktır, def etmektir. Bugün de mesela dünyada bu insanın başına çokça gelebilir. Yani şu yaşadığımız dünyada bir insan cihad etmek istiyorsa bazen mecburiyetten, hatta çok büyük bir ihtimalle de bu duruma düşebilir. Yani Müslüman olsa bile hani ameli ve itikadi anlamda kendini küfre götürmeyecek bir takım bid'atlere bulaşmış olan insanlarla beraber ne yapabilir? Savaşabilir. Neden? Çünkü bugün var olan cihat saldırı cihadı değil, savunma cihadıdır. Öyle değil mi? Yani normal mesela savunma cihadı olsa gitmeyebilirsin. Yani savunma cihadıdır diyelim. Dersin hayır, ben bu taifeye Allah'ın yardım edeceğine inanmıyorum. Çok açık, bariz, üzerinde ittifak edilen ameli veya itikadi bidatler var bu insanlarda. Ben bunlarla savaşmıyorum diyebilirsin. Çünkü zaten çıkanlar var cihada. Ama savunma cihadı yapılan yerde, yani Müslümanların dini, malı, ırzı, canı, namusu hepsi tehlike altında. Böyle bir şeyimiz ne değildir? Böyle bir lüksümüz söz konusu değildir. Bu tip durumlarda arayacağımız tek şart nedir? Tevhid üzere olup, işte burada demokrasidir, konfederasyondur veyahut da işte ya hele bir vatanı kurtaralım ondan sonra bakarız gibi karışık yapılar olmaması tevhid üzerine olmasıdır. Ama diğer durumda hem ameli hem itikadi tevhidden sonra hem ameli hem itikadi bidatlerden de arınmış olması nedir? Gereklidir. Evet. 3. Savaşa girmeden önce savaşın bize getirecekleri ve götüreceklerini, maslahat ve mefsedeti hesaplamak gerekir. Eğer bize getireceği zarar faydadan daha ağır olacaksa bu savaşa girmek caiz değildir. Çünkü cihat amelinin hedefi Allah'ın kelimesini yüceltmek ve en üstün kılmaktır. Bazen yapılması planlanan askeri ameliye küçük olabilir ve dolayısıyla da getireceği yarar da az olabilir. Ancak bu küçük ameliyeler büyük ve uzun çaplı bir hedefin gerçekleşmesi için yapılıyor olabilir ve neticede Allah'ın izniyle planlanan asıl hedefin gerçekleşmesini sağlayabilir. Aynen ordu komutanının asıl savaştan önce küçük birlikler ile az fayda edinerek düşmanı yıpratması gibi. Bunun ise görünen faydası az olsa da bu tür operasyonların yapılması caizdir. Hedeflenen amel için yapılan hesaba siyasi açıdan gelebilecek yarar da eklenebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda gelecek fayda siyasi yöndendir. Savaştan önce yapılması gereken bu maslahat ve mefsedet hesabını ancak emir yapar ve karar yetkisi de emire aittir. Çünkü şer'i olmayan içtihadi meselelerde son karar yetkisi emirindir. Bunun delili ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Şüphesiz imam kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur. İbn-i Kudame rahimahullah şöyle der. Cihat emri imamın içtihadına bırakılır. Diğer insanlar üzerine vacip olan ise imama itaattir. Evet. Şimdi normalde mesela cihat yapılırken en önemli meselelerden bir tanesi komuta kademesi. Yani insanın kendisiyle beraber cihat ettiği komuta kademesidir. Niye? Çünkü insan eğer bu işe ehil olmayan veyahut da bu işi hiç bilmeyen insanların arkasında savaşa giderse, o zaman bu hem ümmete hem insanın kendi ferdine ciddi manada zararlar ne yapabilir? Ciddi manada zararlar getirebilir. Komuta kademesinde olacak olan insanların hem fert anlamında hem ümmet anlamında yaptıkları ameliyenin, yani cihat ameliyesinin ümmete getireceği zararı ve ümmete getireceği maslahatı hem maddi yönden hem manevi yönden hem siyasi yönden hesaplayabilecek kapasiteye sahip olmaları gerekir. Öyle değil mi? Yoksa aksi halde cihat ne olur? Mesela örnek veriyorum. Günümüzden örnek verelim. Diyelim ki şimdi biz burada cihat ediyoruz. Mesela şurada ben bir cihat ettiğimi düşün. Şimdi burada benim yaptığım bu cihat diyelim ki saldırı şeyi. Benim yaptığım bu cihat saldırı cihadı. Yani savunma cihadından söz etmiyorum ama saldırı cihadından söz ediyorum. Mesela diyelim ki ben burada bu kardeşe saldırı düzenliyorum.
Ve ben bu saldırıyı düzenlediğim zaman onun yanında onun düşmanı var. Öyle mi? Ben bu adamı ortadan kaldırdığım zaman bu adamın bana ulaşmasındaki engel bu adam. Yani bu adamdan korktuğu için, hani bunlar iki tane yan yana aşiret olarak düşünün bunları, yan yana duruyorlar. Bu adam normalde beni çok rahat vurabilir. Yani bu kuvvetli ama bununla savaşmayı göze almıyor. Yani bazı kültürel sebeplerden, örfi sebeplerden vesaire vesaire bununla savaşmayı göze almıyor. Yoksa ben onun için çok kolay lokmayım, yani Müslümanları çok çabuk vurabilir. Benim şimdi, ben de bu adamı vurabiliyorum. Yani onun gözettiği şeyleri gözetmediğim için bu adam, diyelim ki ben bunu vurmam, hani coğrafik açıdan daha rahat. Ben şimdi diyelim bunu vurdum. Benim bunu vurmamın İslam'a ve Müslümanlara bir faydası var mı? Yani belki dünyevi olarak var, biraz ganimet aldım, bir işte bir küfür grubunu ortadan kaldırdım ama bu adamı getirdim, Müslümanların başına ne yapmış oldum? Musallat etmiş oldum. Bundan dolayı yani cihadı yapacak olan kademenin bu anlamda, yani siyasi anlamda, işte kültürel anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda yaptıkları ameliyelerin ümmete ne tür, yani her cihadın faydası yoktur. Bak mesela bu vermiş olduğum örnekte hiçbir fayda elde etmedik. Bilakis Müslümanlara zarar olarak bu ne olmuş oldu? Zarar olarak Müslümanlara geri dönmüş oldu mesela. Şimdi mesela burada çok zengin bir kabile olduğunu düşünün. Bu kabile, diyelim ki örnek veriyorum, bu konuda çok uzman bir kabile. Yani o bölgede bir takım zenginlikleri çıkarabiliyorlar ama bunu sadece bunlar biliyorlar. Şimdi ben gittim bu adamları öldürdüm. Bana cizye veriyor bu adamlar. Tuttum ben bu adamları öldürdüm. Vergi değil de bunları öldürdükten sonra ben orayı kullanmayı bilmiyorum. Yani o mıntıkadaki zenginlikleri çıkarmayı bilmiyorum. Çiftçi bir kavmim ben. Gittim mesela, bu adamların fabrikaları var işte, bu adamların makinaları var. Gittim ben bu şehri vurdum. Burayı aldım. Bütün makinalar benim, bütün fabrikalar benim, bütün sanayiler benim. Neye yarar? Yanında bir tane bunu kullanmayı bilen adam yok mesela. Oysa bunlar çalıştığı zaman ben bunlardan bunları alıyordum, istifade ediyordum. Mesela bak ben ne yapmış oldum? Maslahat getirmedim. Ümmete aynı zamanda ne getirdim? Zarar getirdim. Belki ben onlardan almış olduğum o güçle başka kafirleri, daha büyük kafirleri işte zarar verecektim mesela. Bundan dolayı ordu komutasının maslahatı ve mesleği belirleyebilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Şimdi burada iki tane mesele var. En önemli asıl meseleye gelince. Bir, maslahatı ve mefsedeti kim belirler? Maslahatı ve mefsedeti imam belirler. Öyle değil mi? Veyahut da emir belirler. Bu fertlere kalmış olan bir şey değildir. Aksi halde maslahat ve mefsedet meselesi münafıkların arkasına sığınıp da cihadı iptal ettikleri bir konum haline gelir. Mesela Medine'yi düşünün. Adam ne diyor? Adam kendince düşünüyor. Ya Resulallah diyor, izenli ve la teftinni. Bana izin ver, beni fitneye düşünme diyor. Öyle değil mi? Adamın fitneden kastettiği şey nedir? İşte gideceğimiz topraklarda, Bizans topraklarındaki kadına ben çok düşkünüm. Oraya geldiğim zaman zina yapabilirim. Kadınlara musallat olabilirim. Adamın kafasında düşündüğü şey bu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bana izin ver, beni fitneye düşürme diyor mesela. Münafıkın başka biri Hendek gününde Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ne diyor? İnne buyutena avra. Bizim evlerimiz avrettir. Ne demek? Yani arkada Yahudiler var, önde müşrikler var, arada da bizim evlerimiz var. Şimdi biz seninle beraber cihada katılırsak bu kadınları kim koruyacak? Yani Yahudiler arkadan saldırıya geçerlerse kadınları kim koruyacak? Şimdi zahiren bakıldığı zaman mantıklı mı bu sözler? Zahiren bakıldığı zaman mantıklı. Ama Allah bunları, bu sözleri veya bu maslahat ölçüsünü münafıkların cihattan kaçmak için kalkanı olarak isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Zaten onlar fitneye düşmüşler diyor. Yani bu tip yalan bahanelerle cihattan geri durmakla zaten bu adamlar fitneye düşmüşler. Ondan dolayı bu maslahat ve mefsedetin belirlenmesi fertlerin şeyinde değildir. Fertlerin elinde değildir. Çünkü bu fertlerin eline geçerse cihat ameliyesi ne olur? Cihat ameliyesi iptal olur. İkinci mesele günümüz meselesidir. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki maslahat ve mefsedet meselesi göreceli meselelerdir. Yani mesela sen bir itibarla bir olayı ele alırsın, sana göre o olayın yapılması maslahattır, terk edilmesi mefsedettir. Bir başkası başka bir itibarla o olayı ele alır, ona göre de senin çıkardığın sonucun tam zıddı ortaya çıkar. Anlaşıldı mı? Yani onun için maslahat ve mefsedet şer'i hüküm değildir. Hani mesela diyelim ki ben, birileri cihad ediyorlar. Ben diyelim baktım, dedim ki hayır arkadaş bu yanlış, bunun Müslümanlara zararı var. Ha falan işte bak bu yanlışmış, bu adamlara destek vermemek lazım, bu yanlış denemez. Çünkü maslahatın belirlenmesi
veyahut da mefsaretin belirlenmesi nasla değil, neyledir? İnsanların kendi seviyeleriyledir, bakış açılarıyladır, olayı hangi açıdan değerlendirmeleridir. Yani şu gün şu dünyada mesela örneği düşünün, stratejik anlamda eleştirinin ne kadar yanlış olduğuna bir örnek verelim. Mesela Türkiye'de şu günlerde yaşanan olaylar, yani şu günlerde yaşanan, şu içinde yaşadığımız Türkiye'de şu günlerde yaşanan olaylar, işte Ergenekon'dur, asker meselelerdir, yargıdır, şudur budur. Bundan 5 sene önce bu meselelere bakan bir adam bugün gördüğünü görebiliyor muydu? Neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu anlayabiliyor muydu? Anlayamıyordu. Niye? Çünkü dünya siyasetinin içinde değil adam. Veya devlet yönetiminin içinde değil adam. Kendisine ne gösterilmişse adam onu görmüş. Öyle mi? Şimdi ben bir devletim. Arkada, perdenin arkasında bir şeyler yapıyorum. Sana ne göstermek istiyorsam sen onu görüyorsun. Öyle mi? Medya benim elimde. Gazeteler benim elimde. Hukuk benim elimde. Yargı benim elimde. Kimi terörist göstermek istiyorsam onu terörist gösteriyorum. Kimi halk kahramanı göstermek istiyorsam onu halk kahramanı gösteriyorum. Kimi soyguncu göstermek istiyorsam onu soyguncu gösteriyorum. Sen işin arka planında olmadığın için olayları doğru değerlendiremiyorsun. Ha aradan mesela 10 sene geçiyor. Perde düşünce vay be demek ki bu olay da böyleymiş. Vay be demek ki bu olay da böyleymiş diyoruz mesela. Niye? Çünkü olayın hakikatini görmüş oluyoruz. Hakeza bugün dünyada gerçekleşen olaylar da aynen böyledir. Yani biz sahada olmadığımız zaman, biz komuta kademesinde olmadığımız zaman, biz tabiri caizse perdenin arkasında olmadığımız zaman mücahitleri stratejik anlamda eleştirmemiz bu bize zarar olarak dönebilir. Yani zahiren yapılan şey yanlış olarak görünebilir ama biz sahada değiliz, komuta kademesinde değiliz, perdenin arkasında değiliz. Ondan dolayı İslam'ın asıllarını uygulamak lazım. Yani stratejik anlamda eleştirmek yerine en güzel olanı nedir? En güzel olanı dersin ki yani zahiren bu görünen doğru değildir ama Allah en doğrusunu bilir. Ben inanıyorum ki Müslüman kardeşlerim yanlış olan bir şey yapmazlar deyip ne yapmak lazım? Bu şekilde bırakmak lazım. Çünkü neyin ne olduğunu ancak Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Yani burada kısaca anlatmak istediğimiz stratejik anlamda yapılan eleştiriler şer'i hüküm değildir. Çünkü maslahat ve mefsedet göreceli şeylerdir. Tamam? Devam edelim, okuyalım. 4. Savaştan önce gerekli güvenlik önlemlerini almak gerekir. Bu ordunun ve önemli yerlerin güvenliğini sağlamak için nöbet tutarak ve gerektiğinde bu nöbetleri artırarak olabilir. Ya da savaş esnasında hile yaparak olabilir. Bazen de kişiye özel güvenlik önlemleri alarak olabilir. Çelik yelek veya kask giymek, hendek kazmak buna örnektir. Ki bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yapmıştı. Allah-u Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Onunla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güvenlik önlemlerini almıştır. Allah-u Teala'nın Resulünü insanlardan koruyacağını belirttiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu önlemleri almasının sebebi ümmetinin bunu tatbik etmesi içindir. Savaşta yara almak ya da öldürülmek Allah'ın kaderi ise bu önlemleri alarak Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderiyle savmak vaciptir. Ancak buna rağmen birisi bu sebepleri almadan ölüm ve yaralanmayı kastederek Allah'ın kaderine teslim olmalıyız derse bu kişi aslında düşmana teslim olmalı deriz. Bize vacip olan bu kaderi yine Allah'ın kaderiyle savmaktır. Bu temel üzerinde İbn-i Kayyim Abdülkadir Cilani'den rahimehullah şöyle aktarır. İnsanlar kaza ve kader meseleleri geldiğinde konuşmuyorlar. Ancak ben müstesna. Bana bu meselede bir pencere açıldı ve hak olarak gelen Allah'ın kaderinin yine hak olan Allah'ın kaderiyle Allah için savunabileceğini anladım. Erkek olan Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderiyle savup ona teslim olmayandır. İbn-i Kayyum Rahimullah sözüne şöyle devam eder. İnsanlar yaşamlarında kaderi yine kaderle savmadan iyiliğe kavuşamazlar. Bu dünya menfaati için böyle olduğuna göre ahiret menfaati için olması daha evladır. Allah-u Teala kaderdeki günahı yine kaderdeki iyilikle def etmeyi emretmiştir. Açlık Allah'ın kaderindendir. Ancak açlığı yine Allah'ın kaderi olan yemek ile def etmeyi emretti. Eğer kul açlığa teslim olur ve gücü yettiği halde yemeği terk ederse ve bu hal üzere ölürse Allah'a karşı istenkar olarak ölmüştür. Aynı şekilde soğuk, sıcak veya susamak da Allah'ın kaderindendir. Ancak Allah-u Teala bu kaderini yine kaderiyle def etmeyi emretmiştir. Bu kaderlerin hepsi Allah-u Teala'nın kaderleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu şu hadiste net olarak açıklar. Sahabe dedi ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz ilaç kullanıyor, rukye yapıyoruz ve bunlarla korunuyoruz. Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey savar mı?
Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunlar da Allah'ın kaderindendir. Başka bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dua ve musibet sema ile yer arasında çekişir. Eğer düşman Müslüman beldesine girerse bu Allah'ın kaderindendir. Ve biz de bunu yine Allah'ın kaderiyle savarız. Müslümanlar için düşmanın saldırması kaderine teslim olmaları caiz midir? Ve bu kaderi savunma yaparak def etmemeleri caiz midir? Bu saldırı kaderini def edebileceğimiz kader ise cihattır. Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderiyle savmak şer'an oturmuş bir kaidedir. Bu kaide sahabeden beri Müslümanlar için sabittir. Bunun delili Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın Ebu Ubeyde'nin sözünü reddetmesi hadisesidir ki bu şöyle olmuştur. Ömer radıyallahu anh Şam'a geldiğinde burada taun hastalığı yayılmış halde gördü. Ve yanındaki insanlarla şehre girip girmeme konusunda istişare yaptı. Sonra dönmeye karar verdiler. Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı şeyi kendilerine emrettiğine dair onlara haber verdi. Buhari bu hadisi İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayet etmiş ve ziyade olarak şöyle devam etmiştir. Ve Ömer insanlara şöyle hitap etti. Şüphesiz ben yolcuyum ve sabah gidiyorum. Siz de aynı şeyi yapın. Ebu Ubeyde radıyallahu anh dedi ki, ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Keşke bunu senden başkası söylemiş olsaydı. Evet, biz Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Şimdi normalde bu meselenin anlatılmasındaki sebep şu. Yani asıl belki şeyhin anlatmak istediği nokta bu da bir yanlış anlaşılmaya belki cevap vermek için bu kadar uzattı. Müslümanlar cihad ettikleri zaman mutlaka gerekli hazırlığı ve gerekli önlemleri almaları gerekir. Müslümanlar, bilmemiz gereken şey maddeyle ilgili burası. Müslümanlar cihad ettikleri zaman gerekli hazırlığı ve gerekli önlemleri almaları gerekir. Niye? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu her cihadında mutlaka ön hazırlığını yapmış, istihbarat bilgilerine önem vermiş, öncü birlikler göndermiş, yerleşeceği yeri tespit etmiş, okçuları ayrı yere tespit etmiş, binicileri ayrı yere, yayaları ayrı yere oturtmuş. Bu şekilde cihad etmiştir. Yani cihad ederken ve bunu yapan peygambere Allah azze ve celle zaten şu ayette bulunmuştur. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Buna rağmen peygamberimiz gerekli olan bütün tedbirleri ne yapmıştır? Bütün tedbirleri almıştır. Bunu söyledikten sonra şuna cevap olarak bu gerisini hepsini düşünün. Allah'a tevekkül, Allah azze ve celle'ye güvenmek, Allah azze ve celle'ye dayanmak bunlarla münafi değil midir? Hani bir Müslümanın bu kadar maddi anlamda hazırlık yapmak yerine itikadi anlamda kendini kuvvetlendirip tevekkülünü kuvvetlendirse, Allah'a dayansa ve bu şekilde iş yapsa bu daha şey değil midir? Bu daha uygun değil midir? Sorusu veyahut da akıllarda oluşabilecek bir şüpheye cevap mahiyetine düşünün. Hayır değildir. Çünkü Allah'a tevekkül etmek de Allah'ın bize bir emridir. Maddi sebeplere yapışmak da Allah azze ve celle'nin bize bir emridir. Yani Müslüman cihad ederken ne dünyaperest ve kapitalistler gibi sebeplere yapışıp sebepleri asıl müsebbip bilir. Öyle mi? Yani işi yapan, işin kendinde bittiği noktayı sebepler bilir. Ne de bazı işte tasavvuf ehlinin veyahut da bazı hakikatten kopuk yaşayan insanların zannettiği gibi bütün sebepleri bir kenara atıp sadece Allah azze ve celle'ye tevekkül ettim, ondan sonra ellerimi bağladım, oturdum diyen hayalperestler gibi davranır. Müslüman nasıl davranır? Müslümanın davranışını bize Peygamber aleyhissalatü vesselam özetliyor. Müslüman Bismillah der, kendine faydalı olanı seçer, sonra Allah azze ve celle'den yardım ister ve o işi yapar. Öyle mi? Eğer iş istediği doğrultuda olursa Allah azze ve celle'ye hamd eder. İş istediği doğrultuda olmazsa kadderallahu ve meşa'e feal der. Allah dilediğini takdir etmiştir der ve lev kelimesini kullanmaz. Keşke şöyle olsaydı böyle olurdu, keşke böyle olsaydı şöyle olurdu demez. Bu Müslümanın özelliğidir. Yani önce ne yapar? Önce ihras ala ma yenfa'uke vesta'in billah. Önce kendine faydalı olan şeyi seçer. Ondan sonra onu yapmak için Allah azze ve celle'den yardım ister. Bu Müslümanın sebeplere yapışıp Allah azze ve celle'ye ne yapmasıdır? Dayanmasıdır. Yani kaderi iki anlamda da ne yapar? Yerine getirir. İstediği gibi olursa Allah'a hamd eder. İstediği gibi olmasa da Rabbim dilediğini yaptı der. Konuyu orada ne yapar? Konuyu orada kapatır. Cihat da aynı nedir? Cihat da aynı bunun gibidir.
Yani Müslüman üzerine düşen bütün zahiri ve maddi sebepleri yerine getirir. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle'ye ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder. Ne? Sırf her şey maddi hazırlıkta bitiyor diye bütün ömrünü maddi hazırlığa adar. Bu da yanlıştır. Ne de hiçbir şey yapmadan elini bağlar. Allah takdir etmişse buraya düşmanı sokan Allah zahir bize de kuvvet verir, düşmanı buradan def ederiz. Ne de böyle bir sapık mantığa ne yapar? Ne de böyle bir sapık mantığa kapılır. İkisi de yani buna teslim olmakta, buna teslim olmakta ikisi de Allah'ın neyi iledir? İkisi de Allah Azze ve Celle'nin kaderi iledir. Tamam? Yani hastalığa mesela sabretmek de kaderdir. Yani bu da Müslümanın yapması gerekendir. Onu tedavi edip kendinden def etmek de kaderdir. Yani ikisi de sonuçta Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle olan şeydir. Bela geldiğinde belaya sabretmek de kaderdir. Dua edip Allah'tan o belayı kaldırmasını istemek de mesela. Kalkarsa yine Allah'ın kaderiyledir. Yani Allah'ın kaderiyle geldi, tekrar Allah'ın kaderiyle gitmiş oldu. Hazreti Ömer'in dediği gibi yani taun hastalığında hadi giderim dediğinde Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer? Yani soran Ebu Ubeyde neyi kastediyor? Hastalık gelmişse gelir. Yani Allah'ın kaderinden mi kaçacaksın? Allah'ın kaderinden yine Allah'ın neyine kaçıyoruz? Yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz diyor. Yani teslimiyet ve onu üzerimizden gidermek ikisi birbirine münafi olan şeyler değildir. Tevekkül ve zahiri sebeplere yapışmak birbirine münafi olan şeyler ne değildir? Değildir. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey yok. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.